Dersin sonuna geldik. Bu derste neler öğrendiğimizi şöyle hızlı bir şekilde özetleyelim. Öncelikle microcontroller ünitesi nedir? Bunu tarif etmeye çalıştık. Ne tür application'ları nelerdir, nelerde kullanılır? Microcontroller'ları memory architecture'larına göre classify ettik. Harvard vs. Princeton Architectures. Microcontroller, microprocessor ve single board computer yani Raspberry Pi gibi, Jetson Nano gibi single board computer'larla microcontroller'ların ve microprocessor'ların farkı ne? Bunları anlatmaya çalıştık. Daha sonra spesifik olarak biz bu derste PIC16F877A architecture üzerinde durmaya çalıştık. Ve PIC assembly instruction'larına baktık. Assembly instruction'larını birkaç kategoride anlatmaya çalıştım size. Bir tanesi aritmetik expression'ları x artı y çarpı z şeklinde mesela bir aritmetik expression'ınız var. Bunu PIC assembly instruction'larını kullanarak nasıl implement edeceksiniz? Daha sonra conditional statements yani if else ve loop'ları nasıl implement edeceksiniz? Fonksiyonları nasıl implement edeceksiniz? Bir fonksiyon nasıl çağırıyorsunuz? Fonksiyondan nasıl dönüyorsunuz? Bir değer nasıl döndürüyorsunuz? Bir fonksiyona parametre nasıl geçiyorsunuz ki parametre passing convention'larından bahsettim size. Çoğunlukla biliyorsunuz stack kullanılarak, system stack kullanılarak parametreler geçiyor. Fakat PIC'te system stack olmadığı için parametreleri mecburen memory parçalarında geçmek zorunda kalıyorduk. Son olarak da multiplication, division ve floating point number'ları software'de nasıl emüle ediliyorlar onlara baktık. Çünkü basit microcontroller ünitelerinde multiplication, division yapmak için instruction'lar yoktu. Ayrıca floating point üniteleri de olmadığı için bu tür operasyonların tamamı software'de emüle etmek zorunda kalıyordu. Daha sonra dersin ikinci kalan kısmında microcontroller kullanılarak ne tür application'lar yapılabilir onlara bakmaya çalıştık. Çünkü yani microcontroller'ı sadece programlamak için almazsınız. Sonuçta bir şeyler bağlayıp kontrol etmek istersiniz. GPIO pinlerine baktık. GPIO pinlerini önce dijital GPIO pinlerine baktık. Dijital GPIO pinlerini biliyorsunuz sadece logical 0 ve 1 input output yapılabilen pinler bunlar. Digital output'a baktık. Öncelikle dijital pinden dışarıya bir şeyler yazılarak kontrol edilebilen sensörler ve bunların nasıl kontrol edileceği LED'ler, 7 segment display'ler, LCD'ler, distance sensörler vesaire. Çoğu ne diyelim sensor board dijital pinler üzerinden bağlanıp kontrol edilir. O yüzden bunları bilmekte fayda var. Dijital pinler üzerinden nasıl input yapıyorsunuz ona baktık. Bunun için de butonları daha çok kontrol ettik. Yani butonlar input device'lar sonuçta. Bir dijital pinle bir input device'ı bağladığınızda oradan nasıl data okuyorsunuz, nasıl bunu proses ediyorsunuz bunlara baktık. Daha sonra analog pinlere baktık. Çünkü çoğu mikrokontrolde analog pinler de olur. Analog pinlerde yalnız sadece analog input yapılır. Çünkü onun üzerinde bir analog da digital converter var demiştik. Analog pinler üzerinden kontrol edilen sensörlere baktık. Temperature sensör gibi, light sensör gibi, potansiyometre gibi. Yani çok önemli bir yer tutuyor sonuçta. Bir sürü sensör analog pin üzerinden bağlanıp kontrol ediliyor. Daha sonra interruptlar nedir? Nasıl handle edilirler? Çok önemli bir konsept. Sadece microcontroller'lara has değil, microprocessor'lar için de önemli bir konsept. Interrupt nedir? I/O device'ları nasıl interrupt üretirler? Siz o interruptları nasıl catch eder ve handle edersiniz? Yani what's an interrupt? How do you handle it? How do you implement an interrupt service routine? Sonuçta bir interrupt'ı handle etmek için bir interrupt service routine yazmanız lazım. Interrupt Service Routine handle etmek için ya da interrupt architecture'larına baktık. Mesela PIC'te hatırlıyorsanız bir tane interrupt vektörü vardı. Aslında iki tane. Bir tanesi reset, bir tanesi de I/O device'ları tarafından üretilen interruptları catch etmek için bir interrupt vektörünüz var. Fakat normal modern architecture'ların tamamında biliyorsunuz bir interrupt table var. Interrupt vector table. Oraya her bir interrupt service rutininin adresini yazıyorsunuz. Böylece bir interrupt oluştuğu zaman CPU direkt oradaki Henry interrupt service rutininin adresini arıyor ve jump ediyor. Bu çok daha modern architecture'ların, microprocessor ve microcontroller'ların hemen tamamı bu architecture'ı kullanıyor. Sadece PIC gibi biraz daha arkaik architecture'lar single şey kullanırlar. Vector table olmayan bir architecture kullanıyorlar. O yüzden yani interrupt nedir, nasıl handle edilir bunu anlamanızı tavsiye ediyorum. Sonra microcontroller communication interface'lere baktık. Seri port, UART, I2C ya da SPI. Bunlar çok önemli çünkü çoğu breakout board, microcontroller'da kullanılan breakout board veya sensor board özellikle I2C ve SPI üzerinden kontrol edilirler. O yüzden bu iki protokolü anlayıp nasıl kullanacağını bilmenizde fayda var. Son olarak da pulse width modulation'a baktık. Pulse width modulation hatırlayacağınız üzere
dijital pinler üzerinden bir nevi analog voltaj üretme tekniğiydi. Bir square wave üretiyorsunuz. Duty cycle'ı değiştirerek bir analog voltajı ne diyelim simüle ediyorsunuz dijital port pinler üzerinden. Bunların çok application var. En önemlisi de motor kontrol. Motorların hızını ayarlarken PWM sinyali üreterek yapıyorsunuz veya bir light dimmer yapacaksınız. Bottom line bir dijital port pin üzerinden analog bir voltaj üretme yöntemi. Bu derste kabul edemediğimiz EEPROM'lar ve watchdog timer var. Geriye bir bu ikisi kaldı benim en azından derste kabul etmek isteyip de edemediğim. EEPROM'lar önemli çünkü EEPROM'ların normal RAM'den farkı elektrik kesildiği zaman EEPROM üzerine yazılı olan data kaybolmuyor. Fakat RAM'e, Random Access Memory'e, yani normal memory dediğimiz memory'e yazılan data elektrik kesildiği zaman kayboluyor biliyorsunuz. Ama EEPROM üzerine yazılan şeyler kaybolmuyor. Bunlar elektronikli erasable ROM'lar, read only memory. Gerçi artık programmable read only memory. Dolayısıyla biz program içinden EEPROM'a access edip oradaki datayı hem okuyabiliyorsunuz hem buraya yazabiliyorsunuz. Bu da çoğu mikrokontrolörün içinde default olarak gelen bir EEPROM vardır. PIC'de de var bu, Arduino'da da var, çoğu mikrokontrolörde de var. Yani mikrokontrolörün içinde nasıl memory şeyse default olarak geliyorsa çiple birlikte EEPROM da öyle. Belli bir EEPROM default olarak geliyor. Siz onu program içinden access edip bir şeyler okuyup yazabiliyorsunuz oraya. Yani şöyle söyleyelim, bir mikrokontrolörü çalıştı, bir robotun üzerinde robotu kullanıyorsunuz. Robot çalışırken belli dataların elektrik kesilirse kaybolmasını istemiyorsanız onları EEPROM'a yazarsınız. Böylece robot geri geldiğinde elektrik kesilmiş bile olsa oradaki datalar kaybolmayacağı için onları tekrar okuyup kullanma şansınız olur. O yüzden EEPROM'lar önemlidir. EEPROM aynı zamanda mikrokontroller üzerindeki EEPROM'ların büyüklükleri küçük olduğu için, yani size'ları küçük olduğu için genelde 256 byte, 1 kilobyte, 2 kilobyte gibi ufak miktarlar olduğu için bunu artırmak istiyorsanız yine breakout board olarak EEPROM'ları satıldığını görürsünüz. Bir tane breakout board olarak EEPROM alıp genelde I2C'den bağlanırlar, bazen SPI'den. Bunları satın alıp mikrokontrolümüze bağlayıp o şekilde de dışarıdan kapasiteyi artırmak için EEPROM alıp kullanabilirsiniz. Watchdog timer ise çoğu mikrokontrolörde var olan ve mikrokontrolör eğer çalışırken bir hata olduysa mikrokontrolörü otomatik olarak reset etmek için kullanılan bir timer bu. Bunun da aslında yani bir gerçek bir robot yaptığınızda diyelim uzaya ise Mars'a bir robot gönderiyorsunuz. Onu kendinizin gidip manuel olarak reboot etme şansı yok. O zaman robot eğer diyelim manyetik ışımadan dolayı vesaire mikrokontrolörünüz çalışamaz duruma gelirse onun reset edilmesi lazım. Bunu da watchdog timer ile yapıyorlar. Bu ders hakkında bizim kabul ettiğimiz şeyler bunlardı. Bundan sonrası eğer bu konulara ilgisi olan arkadaşlar ne yapacaklar? Öncelikle Metin Hoca'nın açtığı sistem programlama var. Orada Raspberry programlamayı gösteriyor Metin Hoca. Raspberry Pi 3 var bizim bölümde 20-25 tane. Onları programlattırıyor. Bu konulara ilgisi olanların mutlaka bu dersi almalarını tavsiye ediyorum. Eğer mikrokontroller üzerine devam etmek istiyorsanız burada elektrik bölümünden alabileceğiniz dersler var. Ben bir tanesini açıyor bunların. Gökhan Dındış Hoca açıyor. Kendisiyle konuştum. Blue Pili ARM Cortex M3'ü gösteriyormuş. Ben bunu derste de göstermiştim. Yani tahmin ediyorum onun açtığı dersin ismi Introduction to Embedded Systems'tır. Çünkü elektrik programına baktım iki tane ders görünüyor. Birisi mikrokontroller, birisi Introduction to Embedded Systems. Hangisi Gökhan Hoca açıyor bilmiyorum. Veya bu açılıyor mu onu da bilmiyorum. Gidin bu dersleri almadan önce hocasıyla mutlaka konuşun. Derste ne işleniyor öğrenin. Ben mesela Gökhan Hoca'ya sorduğumda bana sizin öğrenciler bu dersi yapamaz. Biz onun yarısında devre tasarlıyoruz dedi. Onlar daha fazla elektronik devre tasarım dersleri olduğu için yani transistörü kullanarak devre nasıl tasarlanıyor onları baktıkları için ki biz bunları görmüyoruz bilgisayar bölümünde. O derse ilgileniyorsanız belki gidip o devre derslerini alıp ondan sonra bu dersi almanızda fayda var. Yani bu konulara ilgisi olan arkadaşlar için sadece önerim bunlar. Ama dersleri almadan önce mutlaka hocalarıyla konuşun. Bir de Erol Hoca'nın açtığı Introduction to VHDL ve FPGA var. FPGA programlama önemli. Bazı embedded sistem tasarlama yapan şirketlerin FPGA boardları programladığını görürsünüz. FPGA programlama field programmable gateway array demek bu.
Yani bunu şöyle düşünün. ASIC ile şey arasında, microcontroller arasında bir hardware'e daha yakın bir programlama düşünün. Yani yazdığınız program bir nevi otomatik olarak hardware'e şey yapılıyor, gömülüyor. Öyle şöyle düşünebilirsiniz. Çok daha hızlı çalışıyor o yüzden. Yani şeyden hızlı, software'den hızlı, ASIC'lerden yani direkt hardware, custom tasarlanmış hardware'lerden biraz daha yavaş ama hardware'e yakın performans veren bir programlama şekli bu. Çok yani her yerde bunu bulamazsınız ama bazı şirketlerin FPGA boardlar üzerinden de programlama yaptığını, böyle elemanlar aradığını görürsünüz. Yani bunlar biraz daha dediğim gibi özellikle embedded system programmer olarak piyasaya çıkıp çalışmak isteyen arkadaşlarınız için önerdiğim dersler. Sistem programı böyle değil. Sistem programlarını hepiniz alabilirsiniz. Burada çünkü Raspberry Pi Linux üzerinden Raspberry Pi programlıyorsunuz. Hem Linux bilginiz gelişir, Linux programlama hem de Raspberry Pi'nin GPIO pinlerini kullanarak değişik sensörleri kontrol edebilirsiniz. Bu hafta bu derste söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler, finalde başarılar.